Kureyş ileri gelenlerinin peygambere suikast yapmak için toplanmaları. Hazreti Peygamber hac mevsiminden sonra Mekke'de Zilhicce, Muharrem, Safer aylarını geçirdikten sonra Mekke müşrikleri onun Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini zannediyorlardı. Medinelilerin bir kısmının Müslüman olduklarını da biliyorlardı. Böylece Allah'ın Medine'yi İslam'ın kalesi yapacağından korkuyorlardı. Onun için Hazreti Peygamber'i öldürmek, hapsetmek veya sürgün etmek için toplandılar. Enfal suresinin, "Kâfirler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri ya da yurtlarından çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır." Ayetinin iniş sebebi budur. Hazreti Peygamber de Ebu Bekir'in evine gittiği gün, müşriklerin geceleyin kendisine baskın yaparak yatağındayken öldürmeye karar verdiklerini öğrendi. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir'le birlikte hicret için Mekke'den çıkması ve Sevr mağarasında saklanmaları. Hazreti Peygamber'le Ebu Bekir, gece karanlığında Sevr mağarasına doğru gittiler. Bu mağarayı Allah Teala Kur'an'da zikretmektedir. Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'in izini kaybettirmek için Resulullah'ın yatağına yattı. Müşrikler de onu yakalamak için sabaha kadar müzakere edip durdular. Böylece sabah oldu. Sabah olunca baktılar ki Hazreti Ali kapıdan çıkıyor. Hazreti Ali'den peygamberi sordular. Hazreti Ali, "Ben bilmiyorum," dedi. Böylece anladılar ki peygamber Mekke'den çıkmıştır. Her güne koştular. Peygamberi aramaya başladılar. Konakların halkına onu yakalamalarını, buna karşılık kendilerine şu kadar mükafat verileceğine dair haberler gönderdiler. Resulullah'la Ebu Bekir'in içinde bulunduğu mağaraya da geldiler. Mağaranın tam tepesine çıktılar. Hazreti Peygamber onların seslerini işitti ve Ebu Bekir korktu. Ve üzüntüyle korku, "Bana hücum ettiler," dedi. İşte o zaman Hazreti Peygamber Ebu Bekir'e, "Sakın üzülme, kesinlikle Allah bizimle beraberdir," buyurdu ve dua etti. Bunun üzerine Allah onun kalbine güven verdi. Nitekim Kur'an'la buna işaret eder. Allah onun üzerine sekinesini indirdi. Onu onların görmediği askerlerle takviye etti. Kâfir olan kimselerin kelimesini en alçak kıldı. Allah'ın kelimesi de en yücedir. Allah galiptir, hikmet sahibidir. Ebu Bekir'in sağmal koyunları vardı. Geceleyin Hazreti Peygamber'le Ebu Bekir'e süt vermek üzere Sevr mağarasına gelirler, gündüzleyin de Mekke'ye giderlerdi. Ebu Bekir, emin ve iyi bir Müslüman olan azatlısı Amir bin Füheyre'yi, Beni Abd bin Adi'den İbnül Eykat isimli bir kişiyi yolu göstermesi için kiraladı. Bu kişi, Kureyş'in anlaşmalısı olup Beni Sehm bin As bin Vail mahallesinde oturuyordu. Aynı zamanda da müşrikti. Fakat yolu biliyordu. Hazreti Peygamber'le Ebu Bekir'in mağarada kaldıkları o gecelerde, Ebu Bekir'in oğlu Abdullah her akşam gelerek Mekke'de olup bitenleri haber veriyordu. Amir bin Füheyre de her gece onlara davarları getiriyor, onlar da ihtiyaçları kadar süt sağar, bazen de keserek et ihtiyaçlarını karşılarlardı. Amir bin Füheyre, sabah olunca davarları alıp diğer çobanların yanına gider. Böylece durumu kimseye sezdirmezdi. Nihayet ortalığın sakinleşip kimsenin artık onlardan söz etmediğini öğrenince Amir bin Füheyre ile İbnül Eykat onlara develerini getirdi. Mağarada iki gün kalmışlardı. Amir bin Füheyre'yi kendilerine yardım ve hizmet etmek üzere yanlarına alıp yola çıktılar. Ebu Bekir Amir'i bazen terkisini alıyor, bazen de onunla nöbetleşiyordu. Beraberlerinde Amir bin Füheyre ile onlara kılavuzluk eden Beni Adi kabilesinden İbnül Eykat'tan başka kimse yoktu. Hazreti Ebu Bekir'in hicret için hazırlanması.
Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bize ya sabah ya akşam gelirdi. Ancak Allah'ın kendisine hicret için izin verdiği gün tam öğle saatinde bize geldi. O saatte hiç gelmezdi. Babam onu görünce, Hazreti Peygamber bu saatte gelmezdi. Mutlaka önemli bir sebebi var dedi. Hazreti Peygamber içeri girince babam oturduğu yerden kalkıp yerini ona verdi. Babamın yanında ben ve kız kardeşim Esma vardı. Hazreti Peygamber babama, onları dışarı çıkar dedi. Babam, ey Allah'ın Resulü, onlar benim kızlarımdır. Anam babam sana feda olsun. Acaba bu iş nedir diye sordu. Hazreti Peygamber, Allah bana Mekke'den çıkmaya ve hicrete izin verdi dedi. Babam, ey Allah'ın Resulü, sana arkadaş olmak istiyorum dedi. Hazreti Peygamber de, ben de seni beraber götürmek için geldim dedi. O güne kadar bir kimsenin sevincinden ağladığını görmemiştim. O gün babam sevincinden hüngür hüngür ağladı ve ey Allah'ın Resulü, şu iki deveyi bunun için hazırlamıştım dedi. Esma şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Mekke'de bize her gün iki defa geliyordu. Fakat hicret gününde tam öğle vakti geldi ve ben de ey baba bak Hazreti Peygamber geliyor dedim. Babam, anam babam Resulullah'a feda olsun. Onu bu saatte buraya getirten mutlaka önemli bir şeydir dedi. Hazreti Peygamber babama, biliyor musun Allah bana Mekke'den çıkma izni verdi dedi. Babam, ey Allah'ın Resulü, arkadaş olacak mıyım diye sorunca Hazreti Peygamber, evet olacaksın dedi. Babam, benim iki devem vardır. Falan zamandan beri onları besliyor, bugünü bekliyordum. Onlardan birisini al, dedi. Hazreti Peygamber, onu ancak parasıyla alırım, dedi. Babam, anam babam sana feda olsun, istersen parasıyla al, dedi. Onlara bir azık sofrası hazırladık. Sonra ben sırtımdaki kemerimi parçaladım, onun bir parçasıyla sofrayı bağladım. Onlar çıktılar ve Sevr Dağı'ndaki mağarada durdular. Mağaraya vardıklarında babam, peygamberden önce mağaraya girdi, her deliğe parmağını koyarak orada peygambere zarar verecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Kureyş'te peygamberle Ebu Bekir'i kaybettikleri için onları aramaya koyuldular. Peygamberi getirene 100 deve ödül vaat ettiler. Mekke dağlarında ikisini aramaya başladılar. Bulundukları Sevr Dağı'na geldiler. Ebu Bekir, mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek, ''Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyorlar.'' buyurdu. Bu sefer orada duran kişi, mağaranın karşısında olduğu halde bevletmeye başladı. Hazreti Peygamber, eğer bizi görseydi bunu yapmazdı dedi. Böylece mağarada 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber merada bulunuyordu. Onlarla beraber akşamları gidiyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları peygamberle babama götürüyordu. Çobanlar zannederlerdi ki o da kendileriyle beraberdir. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya gelip onlara haber veriyordu. Sonra karanlıkta onlardan ayrılıyor, sabahleyin de Mekke'de oluyordu. Hazreti Peygamber'in mağaradan çıkıp Medine'ye hareket etmesi. Sonra iki arkadaş mağaradan çıktılar. Sahil yoluyla Medine'ye doğru gittiler. Ebu Bekir başlangıçta peygamberin önünde gidiyordu. Arkadan bir tehlike gelir korkusu hissettiğinde de arkasına geçiyordu. Bütün yolculuk müddetince böyle hareket etmiştir. Ebu Bekir halkın tanıdığı bir kişiydi. Onlara halktan birisi rastladığında Ebu Bekir'e ''Seninle birlikte olan kişi kimdir?'' diye sorarlardı. O da ''Benim kılavuzumdur.
bana yol gösterir derdi. Ebu Bekir bu sözüyle din kılavuzluğunu kastediyor, soranlarsa yol kılavuzu anlıyorlardı. Nihayet Kudeyd denilen köye vardılar. Onları gören bir adam, Beni Müdlic kabilesine gidip, sahile doğru giden iki kişi gördüm. Sanırım ki onlar Kureyş'in aradığı adamlardı, dedi. Süreka bin Malik ona, gördüğün o iki süvari, onları aramak için gönderdiğimiz süvarilerdendir, dedikten sonra cariyesini çağırıp gizlice atını hazırlamasını emretti ve binip onları takibe çıktı. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Peygamber'le beraber mağaraya girerken yaptığı hizmetlerden dolayı övmesi. Bazı kimseler, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer, Ebu Bekir'den daha üstündür, dediler. Bu haber, Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde, Allah'a yemin ederim, Ebu Bekir'in bir gecesi vardır ki, Ömer ailesinden daha hayırlıdır. Ebu Bekir'in bir günü vardır ki, Ömer ailesinin hepsinden daha hayırlıdır, dedi ve devamla, Hazreti Peygamber mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı. Fakat bazen peygamberin önünden, bazen de arkasından gidiyordu. Resulullah bunu fark edince, ''Ey Ebu Bekir ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen de arkamda gidiyorsun.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir, ''Ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulunabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetenlerin varlığını düşününce de önüne geçiyorum.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Ey Ebu Bekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih eder misin?'' diye sordu. Ebu Bekir buna, ''Evet, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim, bana musibet gelsin fakat sana gelmesin.'' dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde, Ebu Bekir, ''Ey Allah'ın Resulü, dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin.'' dedi. Böylece Ebu Bekir mağaraya girdi, içini temizledi ve sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırladı. Bunun üzerine, ''Ey Allah'ın Resulü, dur, mağarayı tekrar temizleyeyim.'' dedi. Oraları da temizledi ve, ''Ey Allah'ın Resulü, şimdi girebilirsin.'' dedi. Böylece Resulullah orada konakladı. Sonra Ömer, ''Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir'in mağaradayken Hazreti Peygamber için endişelenmesi. Resulullah'la Ebu Bekir mağaraya girdiler. Kureyş peygamberi aramaktaydı. Baktılar ki mağaranın ağzında bir örümcek ağı vardır. Buraya kimse girmemiştir. Eğer girmiş olsaydı örümcek ağını yırtardı, dediler. Resulullah o zaman namaz kılıyordu. Ebu Bekir de etrafı gözetiyordu. Ebu Bekir peygambere hitaben, ''İşte bunlar senin kavmindendir. Seni arıyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını görürsem çok üzülürüm.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Ey Ebu Bekir, korkma. Kesinlikle Allah bizimle beraberdir.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Peygamber'le birlikte hicret etmesi ve Süreka'nın onlarla olan kıssası. Bera bin Azib şöyle anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir, babam Azib'den 13 dirheme bir eğer satın aldı. Ebu Bekir, babama, ''Bera'ya söyle, eğeri evime getirsin.'' dedi. Babamsa, ''Hayır, sen Resulullah'la birlikte çıktığında, karşılaştığın hadiseyi anlatmadan bunu yapmam.'' dedi. Ebu Bekir, hicret olayını şöyle anlattı. Gece yola çıktık. O gün ve o gece süratle yola devam ettik. Ta öğle oluncaya kadar. Öğle olunca da, acaba bir gölgelik bulabilir miyim diye sağa sola baktım. Bir taş gördüm. Onun yanına vardım. Baktım ki, onun dar bir gölgeliği vardır. Orayı Resulullah için düzelttim. Ona bir kürk serdim. ''Ey Allah'ın Resulü, buna dayan.'' dedim. Hazreti Peygamber uzandı.
Sonra ben çıktım. Acaba arkamızdan bir kimse geliyor mu diye baktım. Bir çoban gördüm. Ona kimin çobanı olduğunu sordum. Kureyş'ten falanca kişinin çobanıyım deyince onu tanıdım. Koyunlarında süt var mı diye sordum. O da buna olumlu cevap verince bana biraz süt sağmasını istedim. Bir koyunu yakaladı. Koyunun memelerini toprakla güzelce temizlemesini söyledim. Böylece yanımda bulunan bir dağarcıya biraz süt sağdı. Ben de onu getirdim bir kaba koydum. Altına biraz su serpmek suretiyle soğumasını sağladım. Peygamber'e vardığımda uyanmış olduğunu gördüm. "Ey Allah'ın Resulü, iç," dedim. Resulullah kanıncaya kadar içti. Sonra artık yola çıkma zamanının geldiğini söyledim ve beraberce yola devam ettik. Kureyş ise bizi sağ ve solda arıyordu. Onlardan hiçbirisi bize yetişemedi. Yalnız Süreka bin Malik bir atın sırtında bize yetişmek üzereydi. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, bu adam bizi arıyor, bize yetişti," dedim. Hazreti Peygamber, "Üzülme, kesinlikle Allah bizimle beraberdir," buyurdu. Süreka bize bir veya iki mızrak boyu kadar yaklaşınca, "Ey Allah'ın Resulü, bu bize yetişti," dedim ve ağladım. Hazreti Peygamber, niçin ağladığımı sorunca, "Allah'a yemin ederim ki ben kendim için değil, senin için ağlıyorum," dedim. Resulullah elini kaldırarak, "Ey Allah'ım, dilediğin şekilde bizi bu adamın şerrinden koru," dedi. Bu duanın hemen akabinde Süreka'nın bindiği atın ayakları biraz da sert olan yere o şekilde battı ki atın karnı toprağa değdi. Süreka hemen attan indi ve "Ey Muhammed, biliyorum ki bu senden gelmiştir. Allah'a yalvar da beni bu felaketten kurtarsın. Allah'a and içerim, arkamdan gelenlerin hepsini şaşırtır, onları geri döndürürüm. İşte oktanlığım. Oradan bir ok al. Sonra develerimin ve koyunlarımın falan yerde olduklarını göreceksin ki ne kadar ihtiyacın varsa onlardan al," dedi. Resulullah, "Onlara ihtiyacım yoktur," dedi ve Süreka için dua etti. Allah Teala Süreka'yı o felaketten kurtardı. O da arkadan gelen arkadaşlarına doğru bindi gitti. Biz de Medine'ye gelinceye kadar yolumuza devam ettik. Halk Hazreti Peygamber'i karşıladı. Yollara ve evlerin damlarına toplandılar. Hizmetkarlar ve çocuklar koşarak, "Allahu Ekber, Allah'ın peygamberi geldi, Muhammed geldi," diye bağırıyorlardı. Ve Medineliler peygamberin kime misafir olacağı konusunda şiddetli bir münazaya tutuştular. Resulullah, "Ben bu gece dedem Abdülmuttalib'in dayıları olan Beni Necar kabilesine misafir olacağım. Onları bununla şereflendirmek istiyorum," dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber neresi emredilmişse oraya gitti. Hazreti Peygamber'in Medine yakınında Kuba'ya varması ve halkın Hazreti Peygamber'in gelişine sevinmeleri. Allah'ın Resulü Müslümanlarla beraber Şam'dan gelen ve Zübeyr'in başkanlık yaptığı bir kervanla yolda karşılaştı. Zübeyr, Allah Resulüne de kayınpederi Ebu Bekir'e de beyaz elbiseler verdi. Medine'deki Müslümanlar da Peygamber'in Mekke'den çıktığını haber almışlardı. Onlar her sabah öğleye kadar çıkıyor, yolları gözetliyorlardı. Öğle hararetinde ise evlerine dönüyorlardı. Bir gün uzun uzun yollara baktıktan sonra evlerine döndüler. Yahudilerden birisi herhangi bir ihtiyacı için dışarı çıkmış, etrafa bakıyordu. Resulullah'la Ebu Bekir'i uzaktan serap gibi beyazlar giyinen iki kişi şeklinde gördü. Kendini zapt edemeyerek en yüksek sesiyle, "Ey Araplar, işte beklediğiniz peygamberiniz," deyince Müslümanlar silahlarını alarak Resulullah'ı Harre'de karşıladılar. Hazreti Peygamber onların sağ tarafından giderek Beni Amr bin Af kabilesine misafir oldu. O gün Rebiülevvel ayının pazartesi günüydü. Hazreti Peygamber susarak oturuyordu. Ebu Bekir de ayakta duruyordu. Ensardan olup da
Resulullah'ı daha önce görmeyenler, Ebu Bekir'e gelerek selam veriyorlardı. Bu durum, gölgeler kaybolup, Resulullah güneşte kalıncaya kadar devam etti. Bunun üzerine Ebu Bekir gelerek Resulullah'a abasıyla gölgelik yaptı. Böylece halk anladı ki oturan zat Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Peygamber, Beni Amr bin Avf nezdinde 10 küsur gün kaldı. Takva üzerine tesis edilen o mescidi bina edip içinde namaz kıldıktan sonra devesine binerek halkla beraber Medine'ye girdiler. Devesi bugün Medine'deki Peygamber Camii'nin bulunduğu yere çöktü. Burası Müslümanların bazılarının namaz kıldıkları bir yerdi. Esasında Süheyl ve Sehl isimli ve Sa'd bin Zürare'nin himayesindeki iki yetimin harman yeriydi. Deve oraya çökünce Hazreti Peygamber, "Eğer Allah dilerse bu benim konağımdır," dedi. Sonra Hazreti Peygamber o harman yerinin sahipleri olan iki zatı çağırdı. Kendilerinden mescit yapmak üzere burasını satın almak istediğini bildirdi. Çocuklar da, "Ey Allah'ın Resulü, biz satmayız fakat sana hibe ederiz," deyince Hazreti Peygamber bu teklifi kabul etmedi. Araziyi onlardan satın alarak mescidi bina etti. Müslümanlarla beraber mescidin kerpiçlerini çekiyor, bu esnada da şu şiiri okuyordu. Bu Hayber'in yükü değildir. Ey Rabbimiz, bu yük daha sevaplı ve daha temizdir. Ve ecir kesinlikle ahiret ecridir. Ya Rab, Ensar ve Muhacir'e merhamet et. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çocukların arasında koşuyordum. Onlar, Muhammed geldi diyorlardı. Ben koşuyordum fakat bir şey görmüyordum. Sonra tekrar Muhammed geldi diyorlardı. Koşuyordum, yine bir şey görmüyordum. Ta ki Hazreti Peygamber ve arkadaşı Ebu Bekir gelinceye kadar. O zaman biz Medine'nin bazı harabelerinde gizlendik. Sonra onlar göçebelerden bir kişiyi gönderdiler ki Ensar'a geldiklerini haber versin. Ensar 500 kişilik bir grup halinde Peygamber ve arkadaşını karşıladılar. Ensar, emin olarak, itaat edilerek buyurunuz dedi. Böylece Hazreti Peygamber ve arkadaşı Ensar'ın arasında Medine'ye girdi. Medine halkı yollara dökülmüştü. Hatta genç kızlar binaların damlarında Resulullah'ı görmek için sabırsızlanıyor ve hangisi Resulullah'tır diyorlardı. Biz buna benzer bir manzara daha görmemiştik. Hazreti Peygamber'in Medine'ye geldiği ve sonra da vefat ettiği günü gördüm. Onlara benzer iki günü bir daha görmedim. Mekke'den Medine'ye ilk hicret edenler. Bera bin Azib şöyle anlatıyor. Resulullah'ın ashabından bize ilk gelen Mus'ab bin Umeyr ve İbni Ümmü Mektum'dur. Bize Kur'an okutuyorlardı. Sonra Ammar, Bilal ve Sa'd geldiler. Sonra Ömer bin Hattab 20 kişiyle geldi. Sonra da Hazreti Peygamber geldi. Medine ahalisinin Peygamberin gelmesi anındaki sevinçlerini başka hiçbir zaman görmemiştim. Hazreti Peygamber daha Medine'ye gelmeden önce ben El-Ala suresiyle diğer bazı kısa sureleri okumuştum. Hazreti Ömer'le iki arkadaşının hicret etmeleri. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Medine'ye hicret etmek istediğimiz zaman ben Ayyaş bin Ebi Rebiya, Hişam bin Az sözleştik. Yarın sabah hangimiz Beni Gıfar kabilesinin Serif semtindeki su havuzu başında bulunmazsa, müşriklerin onu yakaladığı anlaşılacaktır. Diğerleri onu beklemeyip yollarına devam edecektir, dedik. Sabah oraya gittiğimizde Hişam bin Az'ı orada göremeyince müşrikler tarafından hapsedildiğine hükmederek yolumuza devam ettik. Medine'ye vardığımızda Beni Amr bin Avf oğullarının Kuba'daki yerlerine misafir olduk. Ebu Cehil bin Hişam'la Haris bin Hişam da, Ayyaş onların amcalarının oğlu ve ana bir kardeşleriydi. Hazreti Peygamber daha Mekke'deyken geldiler ve Ayyaş'la konuşup ona,
annen seni görmedikçe başına tarak vurmayacağına ve güneşten gölgelenmeyeceğine yemin etti dediler. Ayyaş da annesine acıyarak onlarla beraber Mekke'ye dönmek istedi. Ona, vallahi bunlar inancını bozmak ve seni dininden döndürmek için böyle söylüyorlar. Sakın onlara inanma. Şunu iyi bil ki, eğer annen bitlenirse muhakkak taranır ve eğer sıcağa dayanamazsa mutlaka gölgeye gider dedim. Bana, annemin yeminini bozmasını istemiyorum. Ayrıca orada biraz param var. O parayı da getirmek istiyorum dedi. Ona, biliyorsun ki ben Kureyş'in zenginlerindenim. Malımın yarısı senin olsun. Fakat onlarda gitme dedim. Fakat beni dinlemedi. Onlarla gitmeye karar verdi. Ona, madem ki beni dinlemeyip onlarla gidiyorsun, hiç olmazsa benim devemi al. Çünkü o, soylu ve uysal bir hayvandır. Ona bin. Nerede onlardan şüphelenecek olursan, kendini devenin sırtında tut. O seni kurtarır, dedim. Ayyaş, deveme binerek, onlarla beraber yola çıktı. Yolda Ebu Cehil, Ayyaş'a, kardeşim, devem beni çok sarstı. Beni terkine alır mısın, dedi. Ayyaş da, olur diyerek devesini çöktürdü. Onlar da develerini çöktürüp Ayyaş'ın üzerine atıldılar. Bağlayarak Mekke'ye götürdüler ve dininden döndürdüler. Biz dininden döndürülen bir kimsenin tevbesi kabul olunmaz sanıyorduk. Herkes de bunu söylüyordu. Ta ki Resulullah Medine'ye geldiğinde şu ayetler ininceye kadar. De ki, ey kendileri aleyhinde aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Onun için başınıza azap gelip çatmadan, tevbeyle Rabbinize dönün, ona teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Haberiniz olmayarak, ansızın azap gelmeden, Rabbinizden size indirilen Kur'an'a uyun. Bu ayetleri yazdım ve Hişam bin As'a gönderdim. Hişam, bu mektup bana geldiğinde onu Zituva denilen yerde okudum. Onu okuyorum fakat bir türlü ne demek istediğini anlamıyordum. Nihayet Allah'a, ey Allah'ım, bu ayetleri anlamak için bana anlayış ver diye dua ettim. Bunun üzerine Allah Teala, bu ayetlerin benim gibiler hakkında nazil olduğunu kalbime ilham etti. Hemen gidip deveme bindim ve Medine'ye doğru yola çıktım. Hazreti Peygamber'in yanına geldim. Hazreti Osman'ın Habeşistan'a hicretiyle Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle beraber Allah yolunda hicret edenlerin ilki oluşu. Aile ifradıyla Allah yolunda hicret eden ilk kişi Osman bin Affan'dır. Osman bin Affan, hanımı Peygamber'in kızı Rukiye ile beraber Habeşistan'a hicret ettiler. Onların haberi uzun zaman Peygamber'e gelmemişti. Bir gün Kureyş'ten bir kadın gelerek, ey Muhammed, damadınla kızını gördüm, dedi. Hazreti Peygamber, onları hangi hal üzerinde gördün, diye sordu. Kadın, karısı bir merkebin sırtındaydı ve o da merkebi sürüp gidiyordu, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Allah yardımcıları olsun. Osman, Lut'tan sonra ailesiyle hicret eden ilk zattır, dedi. Ali bin Ebi Talib'in hicret etmesi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, Medine'ye hicret ettikten sonra bana kendisinden sonraya kalmamı ve yanında bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmemi emretti. Hazreti Peygamber'e daha önce zaten El-Emin ünvanı verilmişti. Çünkü herkes ona güvenir, emanetlerini ona teslim ederdi. 3 gün kaldım. Her gün ortaya çıkıyordum. Bir tek gün dahi Kureyş'in gözünden kaybolmamıştım. Sonra Mekke'den çıktım. Peygamberin izine düştüm. Beni Amr bin Af oğulları kabilesinde kalmaktayken oraya varıp misafir bulunduğu Gülsüm bin El-Hidm'in evine indim. Hazreti Peygamber'in ashabına Habeşistan'a hicret iznini vermesi ve Hatıp'la Cafer'in
Habeşistan'a hicret etmeleri. Muhammed bin Hatip şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber ashabına, "Rüyamda hurmalık bir yer gördüm. Oraya gidiniz," buyurdu. Böylece Hatip ve Cafer bin Ebi Talip deniz yoluyla çıkıp Habeşistan'a gittiler. Ben denizde geminin içinde doğup dünyaya geldim. Cafer Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana izin ver. Ben bir memlekete gideyim ki hiç kimseden korkmadan orada Allah'a kulluk yapayım," deyince Hazreti Peygamber ona Habeşistan'a hicret etmek için izin verdi. Bunun üzerine çıkıp Necaşi'ye gitti. Kureyş'in Amr bin A'sı sahabileri geri getirmesi için Necaşi'ye göndermeleri. Ümmü Süleme şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e amcası Ebu Talip'le yakınları sayesinde kimse dokunamıyordu. Onun ashabı ise Kureyşlilerin elinden her türlü eza ve işkenceler görüyor ve dinlerini terk etmeye zorlanıyorlardı. Hazreti Peygamber de onlara karşı çıkamıyordu. Bu yüzden Mekke onlara dar gelmeye başladı. Hazreti Peygamber onlara, "Habeşistan'da bir kral vardır. Onun ülkesinde kimseye zulmedilmez. Allah Teala size bir çare ve bir kurtuluş yolu açıncaya kadar oraya gidin," dedi. Böylece biz akın akın Habeşistan'a hicret ettik. Orada bir araya geldik. En zengin bir memlekette ve en emin bir insanın yanında dinimizden emin olarak bulunuyorduk. Orada herhangi bir zulümden korkmuyorduk. Kureyşliler bizim orada emniyet ve güzel bir misafirlik içinde bulunduğumuzu görünce bizi kıskandılar. Necaşi'ye bizimle ilgili olarak elçi göndermeyi kararlaştırdılar ki o bizim memleketinden çıkarsın ve kendilerine geri göndersin. Böylece Amr bin As'la Abdullah bin Ebi Rabia'yı Habeşistan'a gönderdiler. Necaşi'ye ve kumandanlarına çeşitli hediyeler derlediler. Onlardan herhangi bir kimse yoktu ki ona ayrı bir hediye hazırlamasınlar. Kureyş elçilerine her kumandanın hediyesini sahabiler hakkında konuşmazdan önce veriniz. Sonra kralın hediyelerini veriniz. Eğer sahabilerle konuşmazdan önce onların bize gönderilmesine gücünüz yetiyorsa bunu yapınız dediler. Böylece Kureyş'in iki elçisi Necaşi'ye geldiler. Onun kumandanlarından hiç kimse kalmadı ki ona hediye vermemiş olsunlar. Ve hediye verdikleri her kumandana, "Bizim akılsızlarımız için krala gelmiş bulunuyoruz. Onlar dinlerinden, kavimlerinden ayrıldılar. Sizin dininize de girmediler. Kavimleri bizi elçi olarak gönderdi ki kral onları tekrar kavimlerine döndürsün. Biz kralla konuştuğumuz zaman siz de bizim dediklerimizi yapmak hususunda krala telkinde bulununuz," dediler. Kumandanlar bu teklifi müsbet karşıladı. Sonra da hediyelerini Necaşi'ye takdim ettiler. Necaşi, o hediyeler içinde en fazla deriden yapılmış eşyalara ilgi duydu. Onlar hediyelerle kralın huzuruna girdiklerinde, "Ey kral, bizden bazı sefih gençler kavimlerinin dininden ayrıldılar, senin dinine de girmediler. Bizim bilmediğimiz yeni bir din icat ettiler. Senin memleketine sığındılar. Aşiretleri, ataları, amcaları, kavimleri bizi sana gönderdiler ki sen bunları geri gönderesin. Çünkü onlar buraları iyi tanır. Onlar senin dinine de girmemişlerdir ki sen onları burada alıkoyasın," dediler. Bunun üzerine Necaşi öfkelenerek, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onları çağırıp konuşmadan, işlerini öğrenmedikçe onları kavimlerine göndermem. Onlar benim memleketime sığınan bir kavimdir. Benim himayemi başkasının himayesinden daha iyi görmüşlerdir. Eğer onlar sizin dediğiniz gibi ise kendilerini geri gönderirim. Eğer değilse göndermem. Onlarla kavimlerinin arasına ne girerim ne de onları kavimlerine göndermek suretiyle kavimlerini sevindiririm," dedi. Necaşi, ülkesinde bulunan sahabelere haber gönderip onları huzuruna çağırdı. Bunun üzerine sahabeler bir araya gelerek
istişarede bulundular ve sonunda Hazreti Peygamber'in kendilerine öğrettiklerinin dışında bir şey söylememeyi kararlaştırdılar. Necaşi'nin huzuruna vardıklarında onun ülkenin en büyük alimlerini getirtmiş olduğunu gördüler. Bunlar kitaplarını da beraberinde getirmişlerdi. Necaşi, Hazreti Peygamber'in sahabelerine şöyle sordu. Kavminizden ayrılarak girmiş olduğunuz bu din nasıl bir şeydir? Çünkü bildiğim kadarıyla ne benim ne de diğer milletlerin dinlerinden hiçbirisine girmemişsiniz. Sahabelerin sözcülüğünü Cafer bin Ebi Talip yapıyordu. O kalkarak şunları söyledi. Ey kral! Biz cahil bir kavimdik. Putlara tapıyor, murdar et deyip çirkin işler yapıyorduk. Akrabalarla ilişkilerimizi kesiyor, komşuluğun gereklerini yerine getirmiyorduk. Kuvvetli olanlarımız zayıflarımızı yutuyordu. İşte biz böyle bir ortamda bulunuyorken Allah bize içimizden soyunu sopunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve temizliğini bildiğimiz bir peygamber gönderdi. Bu peygamber bizleri Allah'ı bir tanımaya ve yalnızca ona kulluk yapmaya davet etti. Bize atalarımızın ve bizim Allah'tan başka tapmakta olduğumuz ilahları bırakmamızı söyledi. Doğru söylemeyi, emanete hıyanet etmemeyi, akrabalık bağlarını gözetmeyi, komşu haklarına riayet etmeyi, haramlardan ve kan dökmekten kaçınmayı emretti. Bize çirkin işlerin hepsini yasakladı. Bizleri yalancı şahitlik etmekten, yetimlerin mallarını yiyip namuslu kadınlara iftira etmekten alıkoydu. Allah'a kulluk yapıp hiçbir şeyi ona ortak koşmamamızı, namaz kılmamızı ve zekat vermemizi emretti. Biz de kendisini tasdik ettik. Ona iman edip getirdiği şeriata tabi olduk. Bir ve ortağı bulunmayan Allah'a kulluk yapmaya başladık. Artık ona hiçbir şeyi ortak koşmuyorduk. Allah'ın haram kıldıklarını haram, helal olduğunu bildirdiklerini de helal kabul ettik. Bunun üzerine kavmimiz bize saldırdı. Bize eziyette bulundular. Bizi yeni dinimizden tekrar putperestliğe döndürebilmek için işkenceler yaptılar. Daha önceleri helal saydığımız pislikleri tekrar helal saymamız için çaba sarf ettiler. Bizimle dinimiz arasına girerek bize olmadık işkenceler ve zulümler yaptıkları için kendi vatanımızı bırakıp senin ülkene geldik. Sizi diğerlerine tercih edip senin himayene sığındık. Buraya herhangi bir zulme uğramayacağımızı umarak geldik ey kral. Bunları dinleyen Necaşi, Cafer'e, şu anda yanında peygamberinizin Allah'tan getirdiklerinden bir şey var mı? Diye sordu. Cafer'in, evet var demesi üzerine de, o halde oku dedi. Bunun üzerine Cafer bin Ebi Talip, Meryem suresinin baş kısmından okumaya başladı. Necaşi, sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Orada bulunan alimler de ağladılar ve kitaplarını gözyaşı seline boğdular. Necaşi, yemin ederim ki bu okudukların Hazreti Musa'ya inen Tevrat'la aynı kaynaktan gelmektedir. Dedikten sonra Kureyş elçilerine dönerek, siz ey Kureyş'in elçileri artık gidiniz. Ben onları hiçbir zaman size teslim etmeyeceğim dedi. Bunun üzerine Amr'la arkadaşı Necaşi'nin huzurundan çıktılar. Dışarıda Amr İbnül As arkadaşına şöyle dedi. Yarın Necaşi'nin huzuruna tekrar çıkacağım ve öyle şeyler söyleyeceğim ki bu sözler onların kökünü kazıyacaktır. Daha şefkatli olan arkadaşı Abdullah bin Ebi Rabia ise ona şunları söyledi. Sakın bunu yapma. Çünkü onlar bizim akrabalarımızdır. Her ne kadar bize karşı çıkmışlarsa da aramızdaki akrabalık hala sürmektedir. Amr da, hayır vallahi, yarın Necaşi'ye onların Hazreti İsa'nın bir kul olduğunu iddia ettiklerini söyleyeceğim, dedi. Gerçekten de, ertesi günü Necaşi'nin huzuruna girdiğinde ona, ey kral, onlar Meryem oğlu İsa hakkında çok büyük bir söz söylüyorlar. Onları getirt ve İsa hakkında ne düşündüklerini sor, dedi. Bunun üzerine Necaşi,
sahabeleri getirterek onlardan İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini sordu. Bu soru üzerine Müslümanlar büyük bir sıkıntıya düştüler. Baş başa vererek bu soruya nasıl bir cevap vermeleri gerektiğini düşündüler. Nihayet bu hususta peygamberden ne işitmişlerse onları söylemeye karar verdiler. Böylece Necaşi'nin Meryem oğlu İsa hakkında ne dersiniz sorusuna Müslümanların sözcüsü sıfatıyla Cafer şu karşılığı verdi. Biz onun hakkında yalnızca Hazreti Peygamber'in getirdiklerini söylüyoruz ki o da şudur. İsa Allah'ın kulu ve Resulüdür. O Allah'ın hiçbir erkek elinin değmediği bakire Meryem'in rahmine ilka ettiği kelimesi ve ruhudur. Bu sözlerden sonra Necaşi yerden bir çöp alarak Allah'a yemin ederim ki sizin Meryem oğlu İsa hakkındaki sözlerinizde şu çöp kadar bile fazlalık veya eksiklik yoktur dedi. Necaşi'nin bu sözleri üzerine orada bulunan adamları homurdanmaya başladılar. Necaşi de onlara Allah'a yemin ederim ki siz homurdanıp memnun olmasanız da gerçek budur dedi ve sahabelere dönerek artık gidebilirsiniz. Siz bundan sonra benim ülkemde emniyettesiniz dedikten sonra üç kere size küfredenler cezaya çarptırılacaklardır dedi ve ekledi. Allah'a yemin ederim ki bir dağ kadar altın karşılığında sizden herhangi birinize eziyet etmemi isteseler bunu asla kabul etmem. Sonra da etrafındaki kumandanlarına şöyle emretti. Şu Kureyş'in iki elçisine hediyelerini geri veriniz. Benim onların hediyelerine ihtiyacım yoktur. Yemin olsun ki Allah Teala bana bu mülkü verirken benden herhangi bir ücret veya rüşvet istemedi ki ben de bu mülkte hükmederken insanlardan bir ücret veya rüşvet alayım. Böylece Kureyş'in iki elçisi Necaşi'nin huzurundan rezil ve mahrum bir şekilde çıktılar. Hediyeleri kendilerine iade edildi. Müslümanlar bu ülkede tam bir huzur ve emniyet içerisinde yaşamaya başladılar. Onlar bu durumdayken Necaşi aleyhine bazı hareketler baş göstermeye başlamıştı. Müslümanlar bu olaylardan çok büyük bir üzüntü duyup Necaşi'nin yenilmesinden çok korkuyorlardı. Çünkü onlar Necaşi'nin yerine gelecek kişilerin onun kendilerine tanımış olduğu hakları tanımamasından ve iyi davranmamasından çekiniyorlardı. Bunun için de olayların gelişimini dikkatle izliyorlardı. Bu yüzden de Nil'in karşı tarafında geçmekte olan savaştan kendilerine haber getirmesi için içlerinden birini seçmeye karar verdiler. Müslümanların en genci olan Zübeyr bin Avvam bu vazifeye talip oldu. Bunun üzerine bir deri şişirerek Zübeyr'in göğsüne bağladılar. Yüzerek karşıya geçen Zübeyr, savaş alanına kadar giderek Allah Teala'ya, Necaşi'ye yardım etmesi için dua etti. Sonra da Nil'i tekrar geçti ve koşarak Müslümanların yanına geldi ve ''Müjdeler olsun, Necaşi muzaffer oldu. Allah Teala onun düşmanlarını yok etti. Hakim olarak memleketine yalnız o kaldı.'' dedi. Bu haber Müslümanları sevince gark etti. Öyle ki hiçbir şeye bu kadar sevinmemişlerdi. Böylece Müslümanlar Mekke'de bulunan Hazreti Peygamber'in yanına dönünceye kadar bu ülkede tam bir huzur ve güvenlik içerisinde yaşadılar. Sahabelerin Medine'ye dönmeleri, Necaşi'nin Müslüman olduğunu haber verdiklerinde Hazreti Peygamber'in onun hakkında bağışlanma dilemesi. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edip orada güç ve kuvvet kazandığında biz Necaşi'ye müracaat ederek Hazreti Peygamber güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Medine'ye hicret edip bizim sana bahsettiğimiz kimseleri de öldürdü. Biz artık gitmek istiyoruz. İzin ver gidelim dedik. Bunun üzerine Necaşi gidebilirsiniz dedi ve bize bir gemi tahsis etti ve yememiz için azıklar hazırlattı. Sonra da Cafer'e şunları söyledi. Size yapmış olduğum bu iyilikleri arkadaşınıza, yani Hazreti Peygamber'e haber veriniz.
ben şu adamımı elçi olarak tayin ediyorum. O da sizinle birlikte gelecektir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun Resulüdür. Oraya vardığınızda bunları da söyleyiniz ve ondan benim için Allah'tan mağfiret dilemesini isteyiniz. Biz Medine'ye doğru yola çıktık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber beni karşıladı ve boynuma sarıldı. Sonra da Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi sevineyim buyurdular. Çünkü bizim oraya ulaşmamız Hayber'in fethine denk gelmişti. Sonra bir yere oturduk. Necaşi'nin elçisi, işte Cafer şahittir. Bizim kralımızın kendilerine nasıl davrandığını ona sor, dedi. Ben de Hazreti Peygamber'e Necaşi'nin bize yapmış olduğu iyilikleri, bizim için bir gemi tahsis edip yolda yememiz için azık verdiğini, onun Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ettiğini ve Hazreti Peygamber'den kendisi için af talebinde bulunmasını istediğini anlattım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kalkarak abdest aldı ve 3 defa "Ey Rabbim, Necaşi'yi bağışla" diye dua etti. Orada bulunan Müslümanlar da "Amin" dediler. Bunun üzerine ben Necaşi'nin elçisine "Kralına git ve bu gördüklerini ona anlat" dedim. Önce Habeşistan'a, sonra da Hazreti Peygamber'e hicret edenlerin faziletleri. Ümmü Abdillah bin Ebi Hacme şöyle anlatıyor. Habeşistan'a göç edeceğimiz zaman, Amr bazı ihtiyaçlarımızı almak için çarşıya çıkmıştı. O sırada Müslüman olduğunu henüz duymadığım Ömer çıka geldi. Ömer, İslam'ı kabul etmeden önce Müslümanlara çok büyük eziyetlerde bulunuyordu. Ömer bana, "Ey Ümmü Abdillah, göç mü ediyorsunuz?" diye sordu. Ben de, "Evet" dedim ve ekledim. "Allah'a yemin ederim ki biz onun arazilerinden birisine gideceğiz ve Allah bize bir çıkış yolu gösterinceye kadar da orada kalacağız. Çünkü siz Kureyşliler bizi hiçbir zaman rahat bırakmadınız ve bize zulmettiniz." Bunun üzerine Ömer, "Allah yoldaşınız olsun" dedi. İşte o zaman Ömer'de daha önce kendisine bulunmayan bir incelik ve şefkat fark ettim. Daha sonra Ömer gitti. Anladım ki bizim gidişimiz onu çok üzüyordu. İhtiyaçlarımızı tedarik edip döndüğünde Amr'a, "Ey Eba Abdillah, keşke Ömer'in biraz önceki şefkatli halini ve bizim için üzülüşünü görebilseydin" dedim. Kocam da, "Onun Müslüman olacağını mı zannediyorsun?" dedi. Ben de, "Evet" dedim. Amr ise, "O gördüğün kişi, babası Hattab'ın eşeği Müslüman olmadıkça İslam'ı kabul etmez" dedi. Kocam bu sözleriyle Ömer'in kesinlikle Müslüman olmayacağını söylemek istiyordu. Gerçekten de Müslüman oluncaya kadar Ömer'de İslam'a karşı büyük bir şiddet ve katılık görülüyordu. Halid bin Said bin Az, kardeşi Amr'la birlikte Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunuyordu. Daha sonra bunlar oradan Medine'de bulunan Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Bu, Bedir'den yaklaşık 1 sene sonra olmuştu. Bu gelenler, Bedir Savaşı'nı kaçırdıkları için üzülüyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara şöyle buyurdu. "Niçin üzülüyorsunuz? Diğerlerinin 1, sizinse 2 hicretiniz vardır. Birincisinde Mekke'den Habeşistan'a, Necaşi'nin yanına gittiniz. İkincisi de şimdikidir, yani Habeşistan'dan kalkıp Medine'ye, benim yanıma gelmenizdir." Ebu Musa radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Yemen'deyken Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret ettiğini haber aldık. Bunun üzerine ben, kardeşlerim Ebu Bürde ve Ebu Ruhum da dahil olmak üzere 52 veya 53 kişilik bir muhacir grubu Medine'de bulunan peygambere gitmek üzere bir gemiye bindik. Ben diğer 2 kardeşimden daha küçüktüm. Yolda fırtınaya yakalandık ve Habeşistan'a yanaşmak zorunda kaldık. Orada Cafer bin Ebi Talip'le karşılaştık. Medine'ye dönünceye kadar da hepimiz
onun yanında kaldık. Daha sonra hep birlikte Medine'ye gittik. Bu gidişimiz Hayber'in fethine tesadüf ediyordu. Oraya vardığımızda bazı kimseler bize, ''Biz sizden önce hicret ettik.'' dediler. Bir gün bizimle birlikte Habeşistan'da bulunan Esma binti Umeys, müminlerin annesi, Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Hafsa'yı ziyarete gider. Çünkü Hafsa da Necaşi'ye hicret edenler arasındaydı. Onlar konuşurlarken Ömer de oraya gelir ve kızı Hafsa'ya yanındakinin kim olduğunu sorar. Kız da bu Umeys'in kızı Esma'dır der. Bunun üzerine Ömer şu Habeşistan'dan denizden gelen kadın mı diye sorar. Esma da evet der. Hazreti Ömer de ona biz daha önce hicret ettik dolayısıyla Hazreti Peygamber'e sizden daha yakınız deyince Esma da öfkelenerek şunları söyler. Hayır, Allah'a yemin ederim ki bu doğru değildir. Evet, siz Hazreti Peygamber'in yanında bulunuyordunuz. O sizin aç olanlarınızı doyuruyor, cahillerinize de vaaz ediyordu. Bizse garip kimseler arasında yabancı bir memlekette bulunuyorduk ve bütün bunlara da Allah ve Resulü için katlanıyorduk. Allah'a and içerim ki senin bu söylediklerini Hazreti Peygamber'e haber verinceye kadar ne su içeceğim ne de yemek yiyeceğim. Yine yemin ederim ki senin sözlerini hiçbir şey katmaksızın olduğu gibi aktaracağım. Sonra Hazreti Peygamber'e gelen Esma, ey Allah'ın Resulü, Ömer bizim hakkımızda şunları şunları söyledi, dedi. Hazreti Peygamber de, peki sen ona ne dedin, buyurdular. Esma da söylediklerini aynen aktardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, o bu konuda sizden daha fazla hak sahibi değildir. Bana siz daha yakınsınız. Çünkü onunla arkadaşlarının bir tek, siz gemiyle gelenlerin ise iki hicreti vardır, dedi. Gemide kendisiyle birlikte bulunan diğer kişiler bunu işittiklerinde grup grup Esma'nın yanına gelerek ne olduğunu soruyorlardı. Bu konuda Esma şunları söylüyor. Yemin ederim ki Habeşistan'a hicret edenleri bundan daha fazla hiçbir şeyi sevindirememiştir. Ebu Seleme ile Ümmü Seleme'nin Medine'ye hicret etmeleri. Ümmü Seleme şöyle anlatıyor. Kocam Ebu Seleme, Medine'ye hicret etmeye karar verdiğinde devesini hazırladı. Beni, oğlum Seleme de kucağımda olduğu halde o deveye bindirdi. Kendisi de hayvanın yularından tutarak Medine'ye doğru yola çıktık. Bunu gören Beni Mughire kabilesi önümüzü keserek şöyle dediler. Sen kendin gitmek istiyorsun, o halde git. Fakat şu devenin üstündeki kadın bizim kızımızdır. Biz senin onu da yabancı memleketlere götürmene izin vermeyeceğiz. Daha sonra devenin yularını onun elinden zorla aldılar. Böylece beni kocamdan ayırmış oldular. Ebu Seleme'nin kabilesi Beni Abdülesed bu olayı haber aldıklarında çok kızdılar ve madem ki siz kızınızı hemşehrimizden aldınız, öyleyse biz de oğlumuzu sizde bırakmayız dediler ve oğlum Seleme'yi alabilmek için onu aralarında çekiştirmeye başladılar. Öyle ki Seleme'nin eli çıktı. Sonunda Beni Abdülesed üstün gelerek Seleme'yi alıp götürdüler. Beni Mughire de beni yanlarında alıkoydular. Bu arada kocam Ebu Seleme de Medine'ye gitti. Bu şekilde ben kocam ve çocuğumdan ayrı düşmüştüm. Her sabah çıkıyor, Mekke'nin El-Ebtah Vadisi'ne giderek akşama kadar orada ağlayıp oturuyordum. Bu durum bir seneye yakın bir zaman böyle devam etti. Bir gün amcamın oğullarından birisi oradan geçerken beni gördü ve merhamete geldi. Beni Mughire'ye gidip halimi anlatarak onlara ''Bu zavallı kadını niçin bırakmıyorsunuz? Siz onunla kocasının arasına girdiniz ve onu çocuğundan da ayırdınız.'' dedi. Bunun üzerine oğlum Seleme'yi bana vererek ''Eğer istersen kocanın yanına da gidebilirsin.'' dediler. Ben oğlum Seleme'yi de alarak kocamın yanına gitmek üzere Medine'ye doğru yola çıktım. Yanımda bana eşlik edebilecek hiç kimse yoktu. Ten'im denilen yere varıncaya kadar bu şekilde gittim. Orada Osman bin Talha bin Ebi Talha'yı gördüm. Osman, Abdüddar oğulları kabilesine mensuptu.
Osman bana, "Ey Ebu Ümeyye'nin kızı, nereye böyle?" diye sordu. Ben de Medine'de bulunan kocam Ebu Seleme'ye gittiğimi söyledim. O, "Sana eşlik edecek hiç kimse yok mu?" diye sordu. "Hayır, Allah'tan başka eşlik edecek hiç kimse olmadığı gibi, üstelik bir de çocuğum var," dedim. Bunun üzerine Osman, "Allah'a yemin ederim ki seni tek başına göndermem," dedi ve devemin yularından tutarak benimle birlikte Medine'ye doğru yöneldi. "Yemin ederim ki Arapların içinde Osman'dan üstün birisini görmedim. Bir konak yerine geldiğimizde devemi çöktürüyor, sonra ben deveden ininceye kadar oradan uzaklaşıyordu. Ben deveden indikten sonra o hayvanın yükünü indiriyor ve onu bir ağaca bağlıyordu. Ben bir ağacın gölgesine çekilip dinleniyordum. O ise kendisine başka bir ağaç bulup onun gölgesinde istirahat ediyordu. Hareket zamanı geldiğinde gidip deveyi getiriyor, onu yüklüyor, ben hayvana binene kadar da yine oradan uzaklaşıyordu. Deveye bindikten sonra da gelip yularını tutuyor ve yola devam ediyorduk. Medine'ye varıncaya kadar bu şekilde devam ettik. Beni Amr bin Avf'ın Kuba'daki toprakları göründüğünde bana, "İşte kocan oradadır. Oraya Allah'ın bereketiyle gir," dedikten sonra kendisi gerisin geriye Mekke'ye döndü. Gerçekten de kocam Ebu Seleme orada bulunuyordu. Ben, İslam uğrunda Ebu Seleme ailesinin çektiklerini çeken hiçbir aile görmedim. Yine aynı şekilde Osman bin Talha'dan daha dürüst ve daha kerim bir arkadaş görmedim. Hicret etmek isteyen Süheyb'in Kureyş gençleriyle uğraşması ve sonunda hicret etmesi. Süheyb bin Sinan şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, "Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. Orası iki taşlık arasında çorak bir arazidir. Bu durumda ya Hacer'dir ya da Yesrib'dir," buyurdular. Sonra da beraberinde Ebu Bekir olduğu halde Medine'ye hicret ettiler. Ben de onlarla birlikte gitmek istemiştim. Fakat Kureyş gençleri buna mani oldular. Ben o gece hiç oturmaksızın ayakta dolaştım durdum. Gençler, "Karnı ağrıyordur," diyorlar ve beni ishal olmuş zannediyorlardı. Halbuki benim hiçbir şeyim yoktu. Onların uyumalarını bekledim ve sonra yola çıktım. Fakat biraz sonra arkamdan yetiştiler. Beni yolumdan alıkoymak istiyorlardı. Onlara, "Benim çok param vardır. Onları size verirsem yolumdan çekilir, hicret etmeme izin verir misiniz?" dedim. Onlar da razı oldular. Böylece hep birlikte Mekke'ye geri döndük. Onlara evimin eşiğinin altını kazmalarını söyledim. Kazdılar, oradan çıkan paraları verdim ve sonra, "Falan kadına gidiniz, onda iki tane elbisem vardır, onları da alınız," dedim. Sonra yola düştüm. Daha Medine'ye girmeden Kuba'da Hazreti Peygamber'le Ebu Bekir'e yetiştim. Hazreti Peygamber beni görünce, "Ey Eba Yahya, kârlı bir alışveriş yaptın," dedi. Ben de, "Ey Allah'ın Resulü, bunları sana ancak Cebrail haber vermiştir. Çünkü benden önce size hiç kimse gelmemiştir," dedim. Süheyb'in Kuba'da Hazreti Peygamber'e yetişmesi ve Hazreti Peygamber'in de onun hakkında ayet indiğini müjdelemesi. Süheyb, Hazreti Peygamber'in hemen arkasından hicret etmek için yola çıktığında Kureyş'ten bazı kimseler onun peşine düştüler. Bunu fark eden Süheyb hayvanından indi, sadağındaki bütün okları çıkararak şunları söyledi. "Ey Kureyşliler! İçinizde benden iyi ok atan kimsenin olmadığını bilirsiniz. Allah'a yemin ederim ki sadağımdaki bütün okları size atmadan beni ele geçiremeyeceksiniz. Hem oklarım bitmiş olsa bile kabzası elimde kalıncaya kadar kılıcımla çarpışmaya devam edeceğim. Ondan sonra da ne istiyorsanız yapınız. Ya da size Mekke'de sakladığım malımın yerini söyleyeyim de yolumdan çekiliniz," dedi. Onlar da buna razı olduklarını söylediler. Bunun üzerine Süheyb onlara mallarının yerini söyledi. Bu olay üzerine Bakara suresinin
207. ayeti nazil oldu. Süheyb, Hazreti Peygamber'e yetiştiğinde, o, "Ey Eba Yahya, karlı bir alışveriş yaptın," dedi ve bu ayeti kerimeyi okudu. Abdullah bin Ömer'in hicret etmesi. Abdullah bin Ömer, hicret ettikten sonra Mekke'deki evlerine hiç gitmemiştir. Yakınlarından geçerken gözlerini kapatır ve ona hiç bakmazdı. Abd bin Cahş'ın Medine'ye hicret etmesi. Allah kendisinden razı olsun. Abd bin Cahş, hicret edenlerin sonuncusuydu. Gözleri görmüyordu. Hicrete niyetlendiğinde, Ebu Süfyan bin Harp bin Ümeyye'nin kızı olan hanımı buna razı olmadı. Hanımı onun, Hazreti Peygamber'in bulunduğu Medine'den başka bir yere gitmesini istiyordu. Bunun üzerine o da onlardan gizli olarak hicret etti. Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Bunu öğrenen Ebu Süfyan bin Harp çok öfkelendi ve Abd'in Mekke'deki evini sattı. Bir gün Ebu Cehil bin Hişam, Utbe ve Şeybe bin Rabia, Abbas bin Abdülmuttalip ile Hüveytıb bin Abdülüzza o evin yanından geçiyorlardı. Bir koku hissettiler. Eve girdiklerinde tabaklanmak üzere suya konulmuş bazı deri parçalarının çürüyüp koktuğunu gördüler. Bunun üzerine Utbe gözyaşlarını tutamayarak şu şiiri okudu. "Bir ev ne kadar sağlam olursa olsun bir gün gelecek, içinde rüzgarlar esip bomboş kalacaktır." Ebu Cehil de Hazreti Peygamber'i kastederek amcası Abbas bin Abdülmuttalib'e "Bunları başımıza siz açtınız," dedi. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye girdiği gün Abd bin Cahş, Abdullah bin Cahş'ın kardeşi, kalkarak evi hakkında ağıtlar yaktı. Hazreti Peygamber de Osman'a onu bu işten vazgeçirmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Osman, Abd'ı bir kenara çekerek ona gizlice bir şeyler söyledi. O da artık ağıt yakmaktan vazgeçti. Daha sonra Hazreti Peygamber aynı gün onu elinden tutarak dolaştırmış ve Abd de şu şiiri okumuştur. "Mekke çok güzel bir vadidir. Ben orada elimden tutan olmasa dahi dolaşabilirim. Orada ziyaretime gelen çok olur. Benim kazıklarım Mekke'de çakılıdır." Abd bin Cahş şu şiiri söyledi. "Hanımım Ümmü Ahmet benim, gıyabında kendisinden korkulan Allah'ın izniyle Mekke'yi terk edeceğimi anlayınca bana şöyle dedi. İlle de Mekke'yi terk edeceksen hiç olmazsa bizi Medine'den uzak başka bir memlekete götür." Ben de ona şöyle cevap verdim. "Medine zannedildiği gibi bir yer değildir. Hem Rahman neyi dilerse Abd onu yapar. Ben Allah'a ve Resulüne yöneldim. Kim yüzünü Allah'a çevirirse, o mahrum olmaz. Biz, bize öğüt veren nice yakınlarımızı, bizler için gözyaşı döküp feryat eden nice kadınlarımızı terk ettik. Onlar, bizi memleketimizden uzaklaştıran şeyin yapılan zulümler olduğunu zannediyorlar. Halbuki biz, bunu bir amaç için yapıyoruz. İnsanlar için apaçık bir yol göründüğünde, ben Ghanem oğullarını Hakk'a ve kimsenin kanını dökmemeye çağırdım. Allah'a hamdolsun ki onlar da kendilerini Hakk'a davet edene icabet ettiler. Böylece onlar kurtuluşa icabet etmiş oldular ve toparlandılar. Biz ve hidayetten ayrılarak bize karşı cephe oluşturan bazı arkadaşlarımız iki grup oluşturduk. Bunlardan biri hidayet üzere olup Allah'ın yardımına mazhar olmuştur. Diğer grupsa sınırları çiğnediler. Onlar azap göreceklerdir. Onlar yalanı tercih ettiler. İblis de onları haktan saptırdı. Onlar her türlü hayırdan mahrum kalmışlardır. Biz, peygamber olan Muhammed'in sözlerine tabi olduk. Hakkı savunup hak taraftarı olduğumuz için bizler çok memnunuz. Biz onlara yakın bir bağla bağlıyız. Fakat düşüncelerde bir yakınlaşma olmazsa bu akrabalık bağının ne önemi vardır? Bu durumda söyler misiniz bundan sonra bizden hangi yeğen size güvenir? Benim dünürlüğümden sonra hangi dünürlük hakkı gözetilir?
iyi ile kötünün birbirinden ayrıldığı günde hangi tarafın haklı olduğunu bileceksiniz. Dumra bin Ebul İs'in hicret etmesi. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalanlarla Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla savaşanlar bir olmazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibariyle evlerinde oturanlardan üstün kılmıştır. Bununla beraber Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. Ama Allah mücahitlere ikramların üstünde büyük bir mükafat ihsan etmiştir. Ayeti nazil olduğunda, fakirlikten dolayı hicret etmeyip de Mekke'de kalanlar bundan hicret etmemeye ruhsat çıkardılar. Fakat sonunda şu ayeti kerime indi. Şüphesiz ki melekler ruhlarını alırken nefislerine zulmedenlere onları susturmak için ne haldeydiniz diye sordular. Onlar, biz yeryüzünde zayıf kimselerdik cevabını verirler. Bunun üzerine melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Onda hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların yeri cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bu ayet üzerine hicret etmeyen bu insanlar, artık bizim için başka seçenek yoktur dediler. Ama daha sonra da şu ayeti kerime nazil oldu. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olanlar, hiçbir çareye gücü yetmeyip hicret için bir yol bulamayanlar bundan müstesnadır. Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Beni Leys kabilesinden iki gözü kör fakat zengin birisi olan Dumra bin Ebul İs bu ayeti kerimeleri duyduğunda kendi kendisine "Gözlerim kör diye ben bu işten sıyrılamam. Çünkü malım ve kölelerim vardır." dedi ve adamlarına "Beni bir deveye bindiriniz." diye emretti. Onu bir deveye bindirdiler. Hasta olmasına rağmen Medine'ye doğru yola çıktı. Tenim denilen yere vardığında vefat etti. Onu oraya defnettiler. Daha sonra onun hakkında şu ayet-i kerime nazil oldu. Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret maksadıyla evinden çıkar da, yolda kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Vasile bin el-Eska'nın hicret etmesi. Vasile bin el-Eska şöyle anlatıyor. Müslüman olmak niyetiyle Medine'ye doğru yola çıktım. Oraya ulaştığımda Hazreti Peygamber'i mescitte namaz kıldırırken buldum. Ben de son safa girerek onlarla birlikte namaz kıldım. Namazdan sonra Hazreti Peygamber yanıma gelerek bana niçin geldiğimi sordu. Ben de Müslüman olmak için geldim dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu senin için daha hayırlıdır buyurdular. Sonra da hicret eder misin diye sordular. Buna da evet diye cevap verdim. Hazreti Peygamber bu kez Bati'nin hicretini mi yoksa Badi'nin hicretini mi yapmak istersin diye sordular. Ben hangisi daha hayırlıdır dedim. Bati'nin hicreti daha hayırlıdır buyurdular ve eklediler. Bati'nin hicreti Allah'ın Resulü'nün yanında kalmandır. Badi'nin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine yani evine dönmendir. Sonra Hazreti Peygamber devamla şunları buyurdular. Bollukta ve darlıkta, keyifli ve keyifsiz zamanlarında daima itaat edip her türlü zorluğa göğüs gereceğine söz veriyor musun? Ben de evet dedim. Daha sonra Hazreti Peygamber elini uzattı. Ben de elimi uzattım. Bu saydıklarından hiçbir istisna yapmadığımı gören Hazreti Peygamber, yapabileceğin kadarını kabul et buyurdular. Ben de yapabildiğim kadarıyla dedim. Böylece ellerimi tutarak benden biat almış oldu. Eslem oğullarının hicret etmesi. Beni Eslemliler salgın bir hastalığa yakalanmışlardı. Hazreti Peygamber onlara, ey Beni Eslem kabilesi,
badiyeye, çöle çıkınız dedi. Onlar da, ey Allah'ın Resulü, biz yerleşik düzene geçmişken tekrar çöllere dönüp göçebe olmak istemiyoruz dediler. Hazreti Peygamber onlara şöyle buyurdu. Siz bizim göçebelerimizsiniz. Biz de sizin şehirlileriniziz ve köylüleriniziz. Siz bizi çağırdığınızda biz sizlerin yardımına koşacağız. Biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz. Sizler nerede olursanız olunuz, muhacirsiniz. Cünade bin Ebi Ümeyye'nin hicret etmesi. Abdullah bin Es-Sadi şöyle anlatıyor. Beni Sa'd bin Bekir kabilesinden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'e gittik. Grubumuz 7 ya da 8 kişiden oluşuyordu ve içlerinde yaş bakımından en küçükleri de bendim. Beni yüklerin yanında bekçi olarak bırakıp isteklerini söylemek üzere Hazreti Peygamber'e gittiler. Onların dönüşünden sonra ben gittim ve Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, benim bir isteğim vardır." dedim. Ne olduğunu sordular. Ben de "Bazı kimseler hicret sona ermiştir." diyorlar. "Siz ne buyuruyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Senin isteğin diğerlerininkinden daha hayırlıdır." buyurdular ve sonra da şöyle eklediler. "Kâfirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez." Saffan bin Ümeyye ve başkalarına hicret konusunda bazı şeyler söylenmesi. Saffan bin Ümeyye, Mekke'nin yukarı mahallelerinden birinde oturmaktaydı. Kendisine, "Hicret etmeyenin dini yoktur," dediler. O da, "Gidip bunu Hazreti Peygamber'den sormadıkça dönmeyeceğim," diyerek doğruca Medine'ye gitti. Orada Hazreti Abbas'ın evine misafir oldu. Sonra da Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Hazreti Peygamber ona, "Ey Ebu Vehb, seni buraya getiren şey nedir?" diye sordu. Saffan da, "Bana hicret etmeyenin dini olmadığı söylendi. Ben de bunu öğrenmek için size geldim," dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Vehb, Mekke'nin vadilerine dön ve orada kal. Hicret etme, yerlerinizden ayrılmayınız. Çünkü artık hicret kesilmiştir. Fakat cihat ve niyet devam etmektedir. Cihada çağrıldığınızda katılmamazlık etmeyiniz," dedi. Füdeyk, Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar hicret etmeyen kimselerin helak olacaklarını iddia etmektedirler. Siz bu konuda ne buyuruyorsunuz?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Ey Füdeyk, namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş. Bundan sonra nerede bulunursan bulun, muhacir sayılırsın," buyurdular. Ata bin Ebi Rebah şöyle anlatıyor. Ubeyd bin Umeyr el-Leysi ile birlikte Hazreti Ayşe'yi ziyaret ettik ve ona hicreti sorduk. Ayşe validemiz şunları söyledi. "Bugün artık hicret yoktur. İlk başlarda Müslümanlar dinlerini fitnelerden korumak için hicret ediyorlar, Allah'a ve Resulüne sığınıyorlardı. Bugünse Allah Teala İslam'ı galip getirmiştir. Şu anda kişi Rabbine nerede ibadet etmek istiyorsa oraya gidebilir. Ancak cihat ve niyet bakidir." Hazreti Peygamber'in ve Ebu Bekir'in ailelerinin hicret etmeleri. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber hicret ettiği zaman aile efradını Mekke'de bırakmıştı. Medine'ye yerleştikten sonra Zeyd bin Harise'yi kölesi Ebu Rafi ile birlikte Mekke'ye gönderdi. Onlara 2 deve ve 500 dirhem de para verdi. Hazreti Peygamber bu parayı babamdan borç olarak almışlardı. Onlar bu parayı yiyecek ve diğer ihtiyaçları için harcayacaklardı. Babam Ebu Bekir de bunlarla birlikte Abdullah bin Ureykit'i 2 veya 3 deve ile gönderdi. O, kardeşim Abdullah bin Ebu Bekir'e de bir mektup yazarak ondan beni, annem Ümmü Ruman'ı ve Zübeyr'in hanımı kız kardeşim Esma'yı Medine'ye göndermesini istedi. Onlar Medine'den hep birlikte çıktılar. Mekke ile Medine arasında bulunan Kudeyd'e geldiklerinde Zeyd bin Harise yanlarında bulunan o 500 dirhem parayla
3 deve satın aldı. Sonra da hep birlikte Mekke'ye vardılar. Orada Medine'ye hicret etmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a rastladılar. Mekke'den hep birlikte çıktık. Zeyd'le Ebu Rafi, Fatıma, Ümmü Gülsüm ve Sevde binti Zem'ayı götürüyorlardı. Zeyd ayrıca Ümmü Eymen'le Üsami'yi de yanına almıştı. Bu şekilde sahraya geldik. Orada annemle benim üzerinde bulunduğumuz deve ürktü. Annem, "Ey kızım, hayvandan inelim," diye feryat ediyordu. Sonunda devemiz Herşa'a denilen dar bir yere geldiğinde sakinleşti. Böylece Allah Teala bizi kurtarmış oldu. Sonra Medine'ye geldik. Ben babam Ebu Bekir'in kaldığı eve indim. Hazreti Peygamber'in ailesi de kalacak oldukları eve gittiler. O sırada Hazreti Peygamber mescidi inşa ediyor ve etrafına da hanımları için evler yaptırıyordu. Hazreti Peygamber aile efradını yapılan evlere yerleştirdi. Biz de diğer evler yapılıncaya kadar birkaç gün bekledik. Hazreti Peygamber'in kızı Zeynep'in hicret etmesi. Yolda çekmiş olduğu zahmetlerden dolayı Hazreti Peygamber'in kendini övmesi. Hazreti Zeynep şöyle anlatıyor. Ben hicret için gerekli hazırlıkları yaparken Ebu Süfyan'ın hanımı Hint binti Utbe gelerek, "Ey Muhammed'in kızı, duyduğuma göre babanın bulunduğu yere gitmek istiyormuşsun," dedi. Ben de, "Hayır, böyle bir niyetim yoktur," dedim. Hint ise, "Ey amcamın kızı, benden saklama. Çünkü yolda sana lazım olacak şeylerin hepsi bende var ve sana verebilirim. Erkekler arasındaki düşmanlıklar kadınların arasına girmemelidir," dedi. Kanaatime göre Hint, bunları gerçekten de yerine getirmek için söylüyordu. Fakat ben korktuğum için gerçeği söyleyemedim. Bundan sonrasını İbn İshak'tan dinleyelim. Zeynep yol hazırlıklarını tamamladı. Bundan sonra kayınbiraderi Kinane bin Rebi'yi bir deve getirerek Zeynep'i ona bindirdi. Yayını ve oklarını da yanına alarak gündüz gözüyle Mekke'den çıktılar. Zeynep devenin üzerinde bir hevdeç içerisindeydi. Kinane ise deveyi çekiyordu. Bunu gören Kureyşlilerden bazıları onların peşine düştüler ve Zituva denilen yerde onlara yetiştiler. İlk yetişen kişi Hebbar bin el-Esved el-Fihri'ydi. Bu kişi mızrağıyla hevdeşte oturmakta olan Zeynep'e saldırdı. Denildiğine göre Hazreti Zeynep o sırada hamileydi. Bu saldırı esnasında da çocuğunu düşürmüştür. Bunun üzerine Zeynep'in kayınbiraderi yere diz çöküp sadağındaki okları çıkararak şöyle dedi. "Allah'a yemin ederim ki içinizden biri bize yaklaşacak olursa onu bu okla öldüreceğim." Bu tehdit üzerine Kureyşliler geri çekildiler. Daha sonra Ebu Süfyan bir grup Kureyşli ile birlikte tekrar geldi ve "Ey kişi, okunu bırak da seninle biraz konuşalım," dedi. Kinane de bunu kabul etti. Ebu Süfyan Kinane'nin yanına gelerek şunları söyledi. "Sen bu işi güpegündüz yapmayacaktın. Çünkü bizim başımıza gelen belayı, Bedir hadisesini ve Muhammed'in elinden neler çektiğimizi biliyorsun. Halkımız senin Muhammed'in kızını bu şekilde açıktan açığa götürmeni bizim beceriksizliğimize ve zayıflığımıza yoracaklardır. Hayatım üstüne yemin ederim ki bizim Zeynep'i babasına gitmekten alıkoymak gibi bir niyetimiz yoktur. Aynı şekilde ondan intikam almayı da düşünmüyoruz. Ancak sen onu tekrar Mekke'ye götür. Sesler kesilip gece bastırdıktan sonra gizlice Mekke'den çıkarır, babasının yanına götürürsün. Halk da bizim sizi engellediğimize inanır." Böylece Kinane ile Zeynep geri döndüler ve kararlaştırıldığı gibi gece yarısı yola çıkarak Medine'ye vardılar. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettikten bir süre sonra kızı Zeynep de Medine'ye gitmek üzere kayınbiraderi Kinane ve onun oğluyla birlikte Mekke'den yola çıktı. Kureyşliler onların arkasından adam yolladılar. Hebbar bin el-Esved onlara yetişerek mızrağıyla Zeynep'in üzerinde bulunduğu deveye vurmaya başladı. Sonunda Zeynep deveden düşerek çocuğunu düşürdü. Bundan sonra Zeynep birçok hastalık ve sıkıntılara katlanmak zorunda kaldı.
Bu olay Haşim oğullarıyla Beni Ümeyye arasında bir kavgaya neden oldu. Beni Ümeyye, Zeynep'in bizim yanımızda kalması gerekir. Çünkü o amcamız Ebul As'ın gelinidir dediler. Bunun üzerine Zeynep, Hint binti Utbe bin Rabia'nın yanında kalmaya mecbur edildi. Hint ona, bütün bunlar senin babanın yüzünden oluyor derdi. Sonunda bir gün Hazreti Peygamber Zeyd'i çağırtarak, Mekke'ye gidip Zeynep'i getirebilir misin diye sordular. Zeyd, evet ey Allah'ın Resulü deyince Hazreti Peygamber yüzüğünü Zeyd'e vererek bunu Zeynep'e ver dedi. Bunun üzerine Zeyd Mekke'ye doğru yola çıktı. Daima yavaş yavaş ve ihtiyatlı bir şekilde ilerliyordu. Nihayet bir çobana rastladı. Ona, sen kimin çobanısın diye sordu. Çoban, Ebul As'ın diye cevap verdi. Zeyd, peki bu koyunlar kimindir dedi. Çoban da, onlar Muhammed'in kızı Zeynep'e aittir dedi. Biraz konuştuktan sonra Zeyd ona, sana Zeynep'e ait bir şey versem, bunu hiç kimseye söylemeyeceğine dair söz verir misin dedi. Çobanın söz vermesi üzerine Zeyd, Hazreti Peygamber'in yüzüğünü Zeynep'e verilmek üzere ona verdi. Yüzüğü alan Zeynep, onu tanıyarak çobana, ''Bu yüzüğü sana kim verdi?'' diye sordu. O da, ''Bir kişi'' dedi. Zeynep bu kez de, ''Onu nerede bıraktın?'' diye sorunca çoban, ''Falan yerdeydi'' dedi. Böylece Hazreti Zeynep, gece bastırınca Zeyd'in bulunduğu yere gitti. Zeyd, ''Haydi, bin önüme de gidelim'' deyince, Zeynep, ''Hayır, sen benim önüme bin'' dedi. Böylece Zeyd önde, Zeynep de arkada olmak üzere Medine'ye vardılar. Hazreti Peygamber, ''Zeynep, kızlarımın en hayırlısıdır. O benim yolumda birçok musibete katlanmıştır.'' buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu sözlerini Urve bin Zübeyr bazı kimselere söyledi. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin Urve'ye giderek, ''Sen naklettiğin bu hadisle Hazreti Fatıma'nın hakkını eksiltip ketmediyorsun.'' dedi. Urve de, ''Allah'a yemin ederim ki, Doğu ile Batı arasındakiler bana verilmiş olsa, yine de Hazreti Fatıma'nın herhangi bir hakkını ketmedip eksiltmeye gönlüm razı olmaz. Bugünden sonra artık bu hadisi hiç kimseye söylemeyeceğim.'' diye söz verdi. Ebu Leheb'in kızı Dürre'nin Medine'ye hicret etmesi. Hazreti Peygamber'in amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dürre, hicret ederek Medine'ye geldi ve Rabi bin el-Mualla el-Züraki'nin evine misafir oldu. Daha sonra Beni Zurayk kabilesi onun yanına gelerek, ''Sen Allah'ın hakkında Tebbet suresini indirdiği Ebu Leheb'in kızısın. Dolayısıyla hicretin sana hiçbir yarar sağlamayacaktır.'' dediler. Bunun üzerine Dürre, Hazreti Peygamber'e giderek şikayette bulundu ve onların söylediklerini de aktardı. Hazreti Peygamber onu teselli etti ve yanına oturttu. Sonra o günkü öğle namazının akabinde minbere çıkarak şunları söyledi. ''Ey insanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki benim kıyamet gününde şefaatim Heyyaha, Hakem, Suda ve Sehleb kabilelerine bile yetişecektir.'' Abdullah bin Abbas ve diğer bazı çocukların hicret etmeleri. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Bizim hicretimiz, Hazreti Peygamber'in hicretinin 5. yılına tesadüf ediyordu. Ahsap yani Hendek Savaşı yılı, kardeşim El-Fadl ve hizmetçimiz Ebu Rafi ile birlikte Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıktık. El-Arç denilen yere geldiğimizde bineklerimizden biri kayboldu. Biz de Cescase yoluyla Beni Amr bin Avf kabilesinin oturduğu yere, oradan da Medine'ye vardık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber'i hendek kazarken bulduk. O sırada ben 8, kardeşim El-Fadl ise 13 yaşındaydı.